Yağmur gibi ünlü yağın bir davete geçiyoruz. Şimdi Nurgül Yeşilçay eski eşi Cem Özür için neden manidar sözler sarf etti? Oya Başar büyük güldürü ustası Levent Kırca'nın mezarına neden gitmeme kararı aldı ve daha birçok başlık var, izliyoruz. Başar neden büyük güldürü ustası Levent Kırca'nın mezarına gitmeme kararı aldı? Hayır, gitmeyeceğim. Ünlü oyuncu Cem Özer kime neden sitem etti? Bizim ülkemize çok çabuk dinozor oluyorsunuz. Kerem Cem imajını yeniledi. Kendi haline kendi bile şaşırdı. Her sabah aynaya bakınca ben bir de şey oluyorum. Ne oluyor ya? Yeşim Kerem Bozoğlu kendini nasıl baştan yarattı, kaç kilo verdi? Pozlarda, fotoğrafta farkındaysanız şunlar falan benim hiç benden şimdiye kadar görmedim. Ünlü oyuncuların akın ettiği partiden çok özel görüntüler Magazin 8'de. Oyuncu Cem Özer yepyeni imajı ve sevgilisiyle katıldı geceye. Kırlaşmış saçları, yakasını kaldırdığı gömleği ve inci kolyesiyle sıra dışı bir tarz yaratmıştı. Bu sene böyle biraz bizdeki karakter Kenan için biraz da kendimi böyle istedim galiba. Zaten Kenan benden çıkan bir şey. Pınar Hanım'a da mikrofon uzatalım. Bakalım hanımefendi sevgilisi Cem Özer'in yeni imajını nasıl bulmuş? Ben bayılıyorum. Özel televizyonlarda talk show akımını başlatan isimdi Cem Özer. Bir var mı yok mu? Sen önce onu söyle. Sonra samanın kalburun içinde ne işi var? Sonra deve tellerken bire niye berber oldun? Sen babanın beşiğini ne diye sallıyorsun? Kurgu bilim masalları gibi ya. Yeniden bir talk show yapmayı çok istiyormuş Cem Özer. Bu isteğini açıklarken biraz da sistemkar konuşuyor. Ya zamanımın geçtiğini düşünüyorlar ya da ne bileyim bizim ülkemize çok çabuk dinozor oluyorsunuz. Yani esasında bütün sanat dalları için bu böyle tam verimli, olgun, hani lezzetli çağınızda. Tamam ya bu da ihtiyaç, hadi bakalım gençlere yönelelim deniyor. Yeşil topuklu stilettolarıyla içeri girer girmez farkını ortaya koyan Oya Başar ve O Hayat Benim'in Efsun'u Ceren Moray'ın yanındayız şimdi de. Oya Başar, Cem Özer'le pişti olmuş. Cem Özer'le pişti olmuşsunuz. Aynı kolyeden Cem Özer'de de var. Hadi ya ne hoş, ne güzel. İkinci kolye takmış o da. Ne güzel. Oya Başar biraz keyifsizdi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iki çocuğunun babası büyük güldürü ustası Levent Kırca ile ilgili çıkan söylentiler canını sıkmıştı. Hep konuşmayan ben olacağım. Öyle mi? Evet. Levent Kırca'nın ölümünün ardından çocukları mirasını reddetmek için dava açmıştı. Şimdi de sosyal medyada yapılan bu paylaşımda konu yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun mezarı hala yapılmamış. Oya Başar bu konuda konuşmayacağım dese de sonunda dayanamadı. Vefasızlık da değil. Çünkü gerçekten bir yıl geçmeden bir mezar yaptırılmaz. Bu bir gerçek. Ama ondan ötesini konuşmak istemiyorum. Yaşananlar karşısında belli ki çok kırgındı Oya Başar. Mezarını ziyarete gitmeyeceğim diyerek noktaladı sözlerini. Yıl dönümünde gidecek misin ziyarete? Hayır, gitmeyeceğim. Peki. Gitmeyeceğim. Oya Başar'ı daha fazla üzmeden konuyu kapatıp Ceren Moray'a dönelim. Ünlü oyuncudaki değişikliğin farkında mısınız? Biraz rol aldığı film için koyulttuğu saçlarını yeniden Efsun olabilmek için iyice sarartmış ünlü oyuncu. Film çektik, tatil gibi geçti bizim için. Şimdi de dizimizin yeni sezonuna başladık. Heyecanlıyız, güzel gidiyor. Kış sezonunu yepyeni bir imajla açan bir oyuncu daha. O Hayat Benim'in ateşi Kerem Cem sakallarını uzatmış, saçlarını kısaltmış. Bayağı sinekaydı, tıraşlıydı. Şimdi garip olacak hani ekranda da kendimi böyle... Bir de her sabah aynaya bakınca ben bir de şey oluyorum. Ne oluyor ya? Ben de sevdim. İlk defa bu kadar uzun oldu ama. Kerem Cem ve rol arkadaşı Ezgi Asaroğlu set aşkını gerçek hayata taşımış, aşklarını da ilan etmekten geri kalmamışlardı. Yaz başında ünlü çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Geceye birlikte geldiler. Yüzler gülüyordu. Keyifler yerindeydi. Ayrılık ya da barışma konularına dair tek kelime etmediler. Eğlenmeye geldik.
Keremcem'e de ayrılık sorusu soruldu. Ünlü oyuncu soruları üstü kapalı yanıtladı ama ayrılmadık da demedi. Yani o bana kalsın tabii ki. Biz işimizde gayet profesyonel bir şekilde devam ediyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. İbrahim Çayıkkol'dan Sinan Albayrak'a, Ceyda Ateş'ten Yeşim Ceren Bozoğlu'na adeta yıldız yağmuru yaşandı gecede. Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri olarak katıldı partiye. Nuran 100 kiloydu. Fikriye gidiyor vallahi. 20 kilosu gitti, kaldı bir 20'si. Yeşim Ceren Bozoğlu yeni rolünün etkisinde kalarak fazla kilolardan da kurtulmuş. Çok heyecanlıyım bu sezon için. Çünkü ilk defa dişi bir kadını oynuyorum. O yüzden pozlarda, fotoğrafta farkındaysanız şunlar falan benim için. Benden şimdiye kadar değil. Ama Nuran'ı kırmak için bir şey yapmak zorundayım. El birliğiyle artık bu yeni role hep beraber arkadaşlar bir destekle inşallah ikna edeceğiz seyircimizi. Tıpkı Yeşim Ceren Bozoğlu gibi ekrana uzun süre ara vermiş iki ünlü oyuncu Özge Özberk ve Kutsi davete birlikte katıldı. İki rol arkadaşının kıyafetleri de pek bir uyumluydu. İçin bu yıl çok hareketli geçti. 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar'dan iki çocuklarına rağmen adı rol arkadaşı Feyza Çipa'yla anılmaya başlayınca boşanmıştı ünlü oyuncu. Eski eşi de çocuklarını alıp Bodrum'a yerleşmişti. Kutsi yaz boyu bir ayağı Bodrum'da yaşamış. Bizimkiler Bodrum'a taşındılar. Onlar Bodrum'a gittiler. Ben de okul açılışında oradaydım, yanlarındaydım. Çok heyecanlıydı. Kutsi olaylı boşandığı eski eşi Sinem Hanım'la görüşmüyormuş. Ama çocuklarım için her şeyi yaparım diyor. Ben son nefesime kadar, yani Allah ne kadar ömür verir bilmiyorum ama elimden geldiğince onların iyiliği, mutluluğu, huzuru için çabalayan bir insanım. Sumru Yavrucuk ve Demet Özdemir rol aldıkları dizide anne kızı oynayan ünlü oyuncular geceye de anne kız gibi uyumlu giyinerek gelmişlerdi. Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, genç meslektaşı Demet Özdemir gibi tüm yazı çalışarak geçirdi. Yaz bitti ama yazın tadı damağında kalmış usta oyuncunun. Sadece 8 gün tatilimiz oldu, bayram herkesle beraber, onun dışında hep çalıştık. Bu yazın en çok konuşulan iki kadın oyuncusunun yanındayız. Asmalı Konak'tan 14 yıl sonra ikinci şans filminde yeniden Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay, vizyon için şimdiden gün saymaya başlamış. Sinema filminin çekimleri bitti, Kasım'da giriyoruz. Herkes öğrensin nasıl bir pislik olduğunu. Pislik mi? Kart! Çirkin! Çirkin! Varoş! Rezil herif! Haberimizin başında Cem Özer'in yeni imajını getirmiştik ekranlarınıza. Acaba Nurgül Yeşilçay eski eşinin beyaz saçlı tarzını nasıl bulmuş? Cem galiba proje için. Yoksa çok genç, çok dinamik galiba. Lütfen. Kenan Doğulu'nun sahne aldığı partide ünlü isimler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.